Bol ekranlarından herkese merhabalar. Şel ile hepileri de basketin yeni bölümüyle her zaman olduğu gibi karşınızdayız. Sevgili Murat abimiz Murat Muratanoğlu ile birlikte basketbol gündemini değerlendireceğiz. Euroleague'de yine yoğun bir haftayı geride bıraktık aslında. Fenerbahçe tarafından bakacak olsak Sarı Lacivertler üst üste ikinci çift maç haftasını yani back to back diyebiliriz. İki 2 de -2 ile tamamladı. Efes tarafına baktığımızda ise bir galibiyet, bir yenilik, bir performans var. Tabii ki maçların daha biraz daha detayına hikayesine bu maçlardan ne gibi dersler çıkartılması lazım. Sarılajvertler e, iyi bir e, en azından ritim de yakaladı. Efes kötü gidişata son verdi. İyi bir refleks gösterdi. Belki ilk Panathinaikos maçının özellikle e, ilk yarısında çok fazla bir varlık gösteremedi ama bir geri dönüşe imza atmıştı. Sonra içeride Vitus Bologna maçında Efes tarafında maçın başından itibaren aslında kontrollü oynayan ki belki de Efes'i ilk defa Euroleague'de böyle gördüğümüzde söylemek lazım. En azından bu kadar dirençli maçın başından sonuna kadar belirli bir agresyon seviyesinde götüren bir Efes vardı. Bunları konuşacağız. Partizan maçını konuşacağız ve tabii ki Bayern galibiyetini de konuşacağız. Sarı lacivertlilerde e, ne gibi gelişmeler var ve önümüzdeki fikstürde ee, bu galibiyetler, bu sonuçlar bizlere ne gibi bir fikir veriyor, ne gibi bir yol haritası önümüze sunuyor. Bunları konuşacağız ve tabii ki her bölümümüzün olmazsa olmazı ikinci 15 dakikalık <laughs> kısmımızda yine bir 5 sıralamamız var. Bu defaki sıralamamızda da Türkiye Basketbol Liglerinde forma giymiş en centilmen 5 oyuncu. Ya 5'e nasıl indirirsin abi? Evet. Ha? Ee, ya Birçok listeyi yaparken zorlanıyoruz aslında ama... Şimdi bu daha istatistiklerden de bağımsız bir kategori olduğu için biraz daha yorum açık. Biraz liste ise bunun adı. Listenin dışında da herhalde anmamız gereken, adını anmamız gereken çok fazla isim var. Abilerimiz, kardeşlerimiz onları da burada anmaya çalışacağız. Şimdi gündemimize geçeceğiz ama gündemimize geçmeden önce bu arada şunu söyleyeyim. Murat abi zaman zaman, Murat abimize burada çekim öncesinde küçük böyle acaba bir şey atıştırsak mı, atıştırmasak mı gibi diyaloglara giriyoruz. Ben de şöyle bir daha yani bir hareket yaptım. Gelirken bir Shell markete uğradım ve Shell marketteki sandviçlerden bir tane aldım. Bir tane alınca da bir tane bedava geldi. Deli to go. Ve bunu da sana. Deli to go. Milyonların <laughs> huzurunda. Teşekkür, <laughs> Şimdiden teşekkür. afiyet olsun sevgili Murat abi. Teşekkür ederim. Ben bunu herhalde iki gün yerim. Nasıl bir sandviç? Mozzarella sandviç? jambon. Ha? Sever misin? Severim. Sen abi bir, bir seferde bitiriyor musun? Abi tabii. Ben genelde uzun yola çıktığımda benim mesela olmazsa olmazlarımdan bir tanesi. Bir, bir küçük bir yolluk sandviç. Çünkü öbür türlü hani kahvaltı mağmaltıya gelince zaman kaybı da oluyor diye düşünüyorum. Orada yakıt alırken bir de sandviç alıyorum. Tamam o işte. 5ş6 yani Akşamdan doldurmuyorsun ki. depoyu. Bir, ya, öf, yok. Ben akşamdan doldururum. <laughs> Ve tabii şimdi e, önümüzdeki dakikalarda belki çekim arası ya da çekim sonrasında bu sandviçlerin tadına bakacağız. Ama bir anonsumuz daha var. Onu da sizlerle paylaşalım. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde bulunan seçili Shell Select Marketlerde Shell Club Smart ile yapılacak kahve, sandviç ve meyve suyu alışverişlerinde bir alana bir hediye işte Oo. görünüz jambon, mozzarella ikilimiz ve Burat Yani bana aldım bedavaya geldi o zaman. Ya bu sana ben de dedim ki akrepler öldü ben. <laughs> Murat abicimiz de akrep bak, olsa bile Bak şunu çok duygulanmıştım <gülüyor> ama. <gülüyor> Tam her şey şu kadar kalmıştı ya. Tam bak oh, olmadı. <gülüyor> ah. <gülüyor> Peki şimdi Murat abi gündemimize geçelim. Ee, Fenerbahçe Beko ile başlayalım. Ee, üst üste ikinci e, çift maç haftası back to back şekilde. 2'de e, 2 ile kapadı. Üst üste üçüncü de galibiyet anlamına geliyor. Ee, nasıl bir 80 dakika hatta uzatmayla 85 dakika? Valla şimdi e, Fenerbahçe kağıt üstünde sonuçlara baktığın zaman hakikaten e, ya Skibic gelmesi ya bayağı bir toparladı Ama bir türlü sevinemiyorsun. Çünkü mutlaka bir şey çıkıyor. Şimdi de Nigel Hayes'in e, sakatlığı bir ay yok. E, ya O kadar önemli bir oyuncu ki evet onsuz e, Bayern'i yenmeyi başardılar. Uzatmadı ama... E, Beni şaşırtan şu oldu. Şimdi Efes'te bir sürü sakatlık yaşadı. Şak diye dam geldi anında. Şak diye oturuyor aldılar. Yani zaten biz genelde Nigel'la Pierre'i kim yedekleyecek sürelere bakarak konuşuyorduk. Şimdi de yok. Yani şimdi Sestina mı ıı, Tamam Partizan maçını müthiş oynadı hakikaten. Evet. Savunmada hücumda iyi katkı ee, yaptı. En iyi maçı uzak ara. E ama yani bir maç sonra... Bayern maçında Gene yok. Nigel yokken... O performansı sürdürmesi gerekirken... Yani yazık gibi ona verdiği... E, güvenle... Eski Sestina'ya göre yine daha rahat oynadı ama... E, eskiden yaptığı hataların büyük bir kısmı da yine geri geldi. Yani şimdi gerçi bu Fenerbahçe'de Nigel hariç belki bütün oyuncularda bir sorun. Bugün maç var. Skari ne yapar? Bilmem. Yani müthiş de oynayabilir. Sıfır da atabilir. Zaten bu hafta ikisini de yaptı. Aynen. Ha peki. E Dorsi bilmem. <laughs> yani içerisi. İçerisi bilin, o biliniyor <laughs> yani içerisi Papayanis e, fiziksel Not bir, faal bir faal rakipse e, kaçarak oynayacak. E, Sertaç işte biraz kıpırdar gibi oldu. Ondan da pek e, şey almıyorsun. E, Motli <laughs> yine aralarında e, en çok faydalanan yani takımın en çok faydalandığı Uzun da faal problemi oluyor. Evet. Yani e, hangi oyuncu Madar... bir bakıyorsun... diyorsun ki artık... birinci oyun kurucu olmaya... aday. aday Bir bakıyorsun... hücum tamamen... E, durmuş. E, acele şutlar atıyor. Yani Fenerbahçe'de şöyle... E, güveneceğim bir isim yok. Yani istikrar açısından. E, bu da Saras'ın içini zorlaştırıyor. Çünkü her maç kim gününde kim gününde değil. Kimin enerjisi yüksek, kimin enerjisi değil. Hep bir şey tartıp tartıp oynatıyor. Ama tabii galibiyetler çok önemli. Takımın vücut dili çok önemli. Yani bunların hepsi iyi bir şey ama artık yani biz bunu geçen sene de söylüyorduk. İhtiyacı varken, Georgievic varken de söylüyorduk. Fenerbahçe'nin savunma takımı olması lazım. Fenerbahçe'nin her şeyden belki biraz fedakarlık yapabilir ama savunmadaki enerjisinden, savunmadaki o savunmadaki paylaşımdan, rotasyonlardan asla ve asla şey yapamaz, taviz veremez. Oynayacaksın abi. Savunmayı yapacaksın. İster 90 at. Zaten savunma yaptığı zaman hele Kalaitis oyundayken sayılar da geliyor. Yani tak diye atıyor koşan. E koşan da çok oyuncusu var Fenerbahçe'nin. O açıdan yani ya partizan maçı bunun en güzel örneği abi. 31 sayı yedin ilk yarı. Şey ilk çeyrek. E son 3 çeyrek rakibi 45 sayıda tuttun. Yani aynı takım. Nasıl oluyor? Aynı oyuncular. Bunu istikrarlı hale getirmesi lazım eğer Fenerbahçe'nin hakikaten ilk dört şeyi varsa. Şimdi Nigel'ın yokluğunda bu daha da zorlaşacak. Çünkü Nigel iyi kötü. O gün üşüyü girer girmez. Ama şeye baktığın zaman istatistik kağıdına maç bittiğinde Nigel'ın katkısı 5 aşağı 5 yukarı belli oluyor. Çok iyi attığı günler zaten Taşıyor. belki draft olsa bütün Avrupa'da ilk 5'te 6'da seçeceğin bir oyuncu haline geliyor. Yani Euroleague draft'ı. O açıdan Fenerbahçe'nin bu iki maçtan bir ders çıkarması gerekiyorsa savunma, sert savunma. Çünkü şimdi şeyle Sarasla rotasyonla genişledi. İster istemez yani onun çok önemli Evet, Biraz sıcak eli bulmaya da ama çalıştı da çok belli özellikle maçların başında. Yani hani bakıyorum karşı takım koçuna daha iki değişiklik yapmış oluyor, üç değişiklik yapmış oluyor. Öbür tarafta Saras ister istemez. Ya ilçe Çılgın bir trafik 10, 11 var. 11 oyuncu kaç tane Çılgın maç Çılgın bir oyuncu. trafik var. O da ne? arayış. Abi bak, bak şimdi. Mesela benim anlamadığım bir şeyler. Bunun istatistiğini mutlaka Fenerbahçe tutuyordur. Skari Wilbekin'in dripling yapmadan hazırlanmış pozisyondaki üçlük yüzdesiyle Daktilo sonrası üçlük yüzdesi. Tamam şey maçında soktu. Soktuğu zaman Denemesi Sorumlu. gereken anlar da oluyor Şimdi, zaten. Ha, Denemesi gereken anlar denesin zaten. Aynen. Ama her şey yolundayken denemeyecek abi. Bekleyecek. Zaten onu görüyorlar. Zaten top içeri dışarı çıktığı zaman pozisyon buluyor Fenerbahçe. Benzer şey Dorsey için de geçerli. Zaten Goodrich, Dorsey ve Wilbeck'ın topu paylaştığı zaman pas temposunu düşürmediği zaman Fenerbahçe pozisyon buluyor abi. Bulmuyor mu? Bulmuyor. E, topu daha hızlı çeviriyor. Kimsenin elinde top erimiyor. Yani Fenerbahçe'de bencil atıcı yok. Yani. Willbekin da bence bencil bir atıcı değil. O biraz böyle sanki... Atıcı, atmayı seviyor. Ucum temposu, pozisyon sayısı azaldı. Ben burada bir rahatlatayım takımı diyor. Ona da gerek Olmadığını düşünüyorum. O senin dediğin özel durumlar hariç yani. Ama şimdi e, tabii Fenerbahçe'nin e, çok zor bir döneme giriyor. Ben biraz da Nigel'ın yerine adam almamalarına ondan şaşırdım. 7 maçın 5'i deplasman. Yani şimdi e, Saras evet. deplasmanda da hiç kaybetmedi ama yani Almanya deplasmanlarını ben saymıyorum. Yani orada zaten salonun yarısı Türk Efes'i yendi. E, o da İstanbul. Eee son kurşunu olabilir. Çok zor maç olacak. Aynen. Bir deplasman. O var. E, As ardından Asvel ve Monaco çift kazanmaları gereken deplasman maçları olduğunu düşünüyorum. Çünkü arkasından Panathinaikos ve Real Madrid. Yani üstündeki takımlardan iki tanesi. Panathinaikos averajla üstünde ama... E, burası... çok önemli. Evindeki iki maçı da mutlaka ve mutlaka kazanması lazım. Bologna... o da üstündeki takımlardan bir tanesi... ve Baskovnia. Yani üstündeki dört takımın... üçüyle bu süreçte oynayacak. Bir tek Barcelona ile oynamıyor. O açıdan... yani... Saras mı istemedi? Yani... ben şöyle düşünüyorum lig başladıktan sonra yazın izlediğin, işte belki NBA e, hayaliyle e, gelmeyen ama sezon ilerledikçe NBA'den daha çok G League'de oynayan oyuncularla teması sıcak tutacaksın. Bu başka ligler de olabilir. İlla NBA olmasına gerek yok. Ama şu anda Euro Lig'den bir oyuncu alamıyorsun. O süreç kapandı. Ve böyle bir sakatlık olduğu zaman çok kilit bir adama tak diye getireceksin ha. Yani. Ama şu zorlu süreci böyle geçecek Fenerbahçe. İnşallah Sestina partizan maçında benzer bir performans sergiler. İnşallah Tarık iyi oynar. Ee, yani üç kısayı da oynatabiliyor. Tabii şimdi burada Gudur için de önemi çok arttı. O da biraz kıpırdar gibi oldu. O da yani bu sene iyi bir sezon geçirmiyor geneline Hı. baktığımız zaman. Ama şu 7 maçtan 5 galibi Fenerbahçe için... bence... müthiş olur yani. Ee, real... biraz zor. <laughs> Gerçi... yani şimdi yuyla şey sakat. Ee, uzun. Tavares. Tavares. Hiçbir şey fark etmiyor yani çok derin kadro ha çok derin kadro uzay felaket kadro derin yani. yani uzay kadro e şey Panathinaikos yani bakalım evet şimdi e, Panathinaikos demişken oradan Efes'e bağlayabiliriz aslında bu çift evet. maç haftasının e, ilk durağıydı Atina Efes adına e, yani kötü bir başlangıç aslında ilk 10 dakikada hakikaten çok hani Sanki e, maç nereye giderse gidişata kendini bırakmış çok fazla herhangi bir direnç göstermeyecekmiş gibi bir görüntü çizen bir 10 dakikadaydı e, Anadolu Efes. Fakat ikinci çeyrekten itibaren özellikle ikinci yarıda daha agresif, daha dirençli bir Efes gördük. Hatta maçta nerelerden nerelere geldi aslında 22'ye çıkmıştı galiba değil mi en fazla? Oradan son dakikalarda da aslında işte Boboan'ın, Playz'in bir iki tane kritik kaç, kaçırdığı top var. Maça tutundu aslında Efes ama ya, Efes sonunu getiremedi. Efes pes zaten yani. Evet. Eksikler olan dönemlerde de... hala Clyburn sakat da... E, yani Efes'in en takdir edilecek şeyi maçın... devamlı... E, içinde kalma çabası. Tabii ama real şimdi maçı bu, zaten. Bu, bu maçta, a, yani şimdi bak... herkes diyor ki Partizan kol, bu sene e, Yani Her Partizan maçını seyretmedim ama... E, seyrettiklerimde... katılabilirim. Hı -hı. E çünkü geçen sene Final Four'u elinden aldılar. Bir yani şey, bizim Serdar borç şey, diyorlar. Omuz, omuz masajı ama, yapıyorlar koşunda yani Ne güzel hakemleri var ya. Yani Jones yok. Oturu, Bismillah diyor. Uydurma bir faal. Ağzını açmıyor, tak diye teknik faal. Yani ben oturunun, hakeme küfür etme ihtimalinin... Zaten ne küfürler görüyoruz. E bir anda Efes... Splice'a kalıyor. Ya da işte 5 numaraya dörtlerden birini çekeceğim Yani öyle bir yerden vuruyor ki Tyreek Jones'un olmadığı bir senaryoda sen oturuyor 5 dakika oynatabiliyorsun. İlk çeyrekte üçlüyor adam. İlk çeyrek yarı değil. E şimdi böyle bir şeyin üstesinden gelmek çok zor. Ha şimdi ne oldu? İlk defa 8 haftadan sonra Efes bir rakibi 80'in altında tuttu Bologna maçında. Bologna da 80'in üstünde ortalaması olan bir takım. Buluş döndü. Jones döndü. Tyreek Jones. E diğer Elijah. sakatlar form tutuyor. Aynen Elijah. Elijah Bryant ve nihayet yani nihayet Thompson transfer edildiğinde o para verildiğinde buydu Thompson. Yani beklenen Thompson buydu. Ki iki maçta da... Shane Larkin... E, kendi standartlarının çok altında. da Çünkü onların yaş itibarıyla o Öyle bir yüklendi ki o kadar sakat varken. Üst iki tane zaten. Şimdi benim beklentim Efes'ten şu... Clyburn ne zaman gelecek bilmiyorum. E, Ocak ortası demişlerdi. E, Ocağın ortasına geldik. geldik. Ama şu bile... Erdem'e, Erdem Hoca'ya 9 kişilik bir rotasyon veriyor. Ercan Osmani'yi ve Halısı saymıyorum. Hala niye bir oyun kurucu almıyorlar? Onu da anlamış değilim. Yani damı tak diye getirdiler. Oturuyu tak diye aldılar. Hala Halis'ten bir umutlarımı var. Onu da bilmiyorum. Benim yok. Yani şeyin arkını mutlaka ve mutlaka dinlendirecek bir tane oyun kurucu lazım. Ha, D Darius Thompson'la idare ediyor. Son Ama bir de işte. böyle şey bir oyun Yani mesela bak Fenerbahçe'nin Hickman sakatlandığında aldığı Zizis transferi gibi. Aklı başında şutunu atan, takımı oynatan. Çünkü şimdi sakatlar döndükçe ve form tuttukça senin o e, Süperman e, şeyin arkına ihtiyacın Sadece bazı maçlar olacak. Aynen yani çok daha efektif kullanı, daha ekonomik kullanabilirsin. Onu, yani onu burada oyun yine... içerisinde tuttuğunda bile koruyarak. Şimdi, bak Fenerbahçe'nin biraz da tam tersine evinde Barcelona, Monaco, Milano, Maccabi, Bayern, Olympiakos, Alba. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maç evde Jalgeric, Partizan ve Asfel, Asfel dışarıda. Zaten Jagdish Fenerbahçe'yi ye yenilirse ki inşallah Fenerbahçe ye yener. E artık yani onlar ya onlar Fenerbahçe evini vermeye hazırdı. da bir hafta kaybet e, kazanmasalar. O açıdan bu maçtan e, Efes'in mutlaka e, en kötü 7 ama 8 galibiyet çıkaramaz olasılığı da var. Yani yeter ki yeni biri sakatlanmasın. Yeter ki o 9 e, kişilik rotasyon daha da form tutsun. Sonuçta yani uzun sakatlıklardan dönmek hiç de e, kolay değil. Ama e, yani Wilson ne kadar önemli olduğunu daha mı hiç oynatmadın mesela? Yani Applies e, 15 dakika, 13 dakika o güzel. Bir de şimdi e, bench kazanmaya çalışıyor. Ondan bence Plyce'le başladı. Ondan bence Ercan Osmani ile başladı. Benç'e baktığın zaman wow, wow diyorsun bu arada. Elijah Bryant, Tyreek Jones, Dan Oturu, Derek Willis. Rıdvan Önceli de çok iyi kullandı. Rıdvan Sadayken 6 sayı Efes. Zaten Rıdvan'ın 25 dakika oynamasına gerek yok ki. O 7-8 dakika, 10 dakika biraz şöyle Tabii. yıprat, salla rakibi. Yani doğuştan sezon başında yaptığı hesabın bir kısmını şimdi Rıdvan'la şey yapıyor, gideriyor. E, yani işte nasıl bir bench bu abi? Tabii şimdi kenardan Tayrik Jones'la Derek Willis'in... E, ortaya koyduğu sahaya yansıttığı enerji de bence çok değerli. Mesela sezon başında şeyi hatırlıyorum biz çok fazla e, Efes konusunda en fazla dikkati, dikkat çekmeye çalıştığımız konu sahiç agresyonu konusundaki zafiyetti. Mesela şimdi hani Az önce söylediğin işte hani maçı bırakmıyor, maçın sonuna kadar bir şekilde oraları hep force ediyor. Bence bu e, Efes takımının biraz geliştiğini de çok net bir şekilde gösteriyor. O agresyonu sağlayabiliyor olmak e, bence çok değerli. E, bu maçta ilk yarı 29 sayı yedi ama hiç e, gazın üzerinden ayağı çekmedi. Evet, evet kontrol full. Yani e, bir... Larkin o kadar iyi oynamamasına rağmen sahadayken 28 artı Efes. Willis'la 24 artı. Thompson 21 artı. Oturu 14 artı. Bryant 13 artı. Ve bu oyuncuların 1, 2, 3 tanesi bench'ten geliyor. Şimdi biraz yazık gibi yaptığını da yapıyor. Bench'i çok sağlam tutuyor. Elindeki kart sayısını arttırıyor yani sen Ercan Osmaniye 3 dakika 4 dakika iyi oynuyorsa 7 8 dakika verirsin maçın başında. Playce'ı kullanabileceği yerler var, kullanmayacağı yerler var. O zaten çok net ortalıkta e, gözüktü. Şu anda sakatların dönmesiyle form tutmasıyla Bologna maçında olduğu gibi Efes hala en çok sayı yiyen takım eee EuroLeague'de. O savunmayı oturtması, o sertliği oturtması, o enerjiyi oturtması. Yani Şimdi e, Efes'in ama önümüzdeki kaç maç kaldı? 13 maç. 13 maçın 7'si içeride. Yani önümüzdeki 10 maçın... E... Geride kalan haftalarda bakıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, Geçişi 6, içeride. 7'si içeride. E, dışarıda e, gözüken işte Zagris, Makabi, Partizan, Asvel, e, Baskonya, Fenerbahçe, Beko. E, Efes'in bu agresyonunu ve direncini belirli bir seviyede tuttuğu senaryoda hani gene de bir play'in ışığı Abi senin, ucunda gözüküyor. Senin dediğin gibi Oturu da Jones da Euroleague için belki biraz undersize ama enerjilerini ortaya koydukları zaman, atletizmlerini ortaya koydukları zaman onu bir yere kadar fazlasıyla telafi etmeyi başarıyorlar savunma takımı olman lazım abi. Yani benzer şeyleri Fenerbahçe için konuştuk. İlk yarı şey maçında sıfır hücum ribantı verdi Efes. Demek ki yapabiliyor. 7 top çalmadan ilk yarı. 16 sayı üretti. Şimdi bunları yaptığın zaman... topa baskıyı yaptığın zaman... ama topa baskıyı yorgun oyuncularla yapamazsın ki. Yani... Aynen. fresh tutman lazım. Yani bir hafta... 3 maçta toplam 110 dakikaya yakın süre almış 36 yaşında 32 yaşında oyuncularla 33 yaşında oyuncularla yapamazsın. Ama şimdi kadro genişledi. O açıdan ee, ya maçta 22 sayı top kayıplarından sen hatırlıyor musun bu sene Efes'in top kayıplarından onu, 22 sayı ürettiğini? 14 sayı... Yok bu konuda en çok dert yandığı konulardan biriydi zaten. 14 sayı ikinci şans sayılarından 21 tane fast break sayısı. Bu ne demek? Bütün enerji, bütün ekstra gayret Efes'ten gelmiş. Savunmadan almış enerji. Savunmadan almış enerji. Ha şimdi bunu her maç yapabilecek mi? Yapması lazım. Özellikle de geri dönenler o maç eksikliğini giderdiğinde ki iyi döndüler bence. Elaja biraz şey oldu hmm, top, ama toparlıyor. Bu, o da toparladı. Darius Thompson burada çok önemli. Ya, o çok iyi maç çıkardı. İnanılmaz bir maç çıkardı. Yani dörtte dört üçlük. Sadece iki şut kaçırdı maç boyunca. Ee, beş top çalma. Yani Blok da yapıyor. Tabi top çalmayı istatistikleri zaten rakibi de top, 18 top kaybına zorlamış ve bunun karşında da sadece 8 top kaybı var Efes'in. Ee, hani bence buralarda bazı şeyleri biraz daha netleştiriyor gibi Efes'in ortaya koyduğu eforu e, ve aynı zamanda işte o koyduğu efor sonrasında topladığı e, toplarla bir de hızlı <laughs> hücumu da bitirmiş. Ya ufak güzel dokunuşları da oldu Erdem Hoca'nın. Belediğini kimi tutuyorsa topu getirdi ki normalde genelde alaycıydı. Yani şimdi yani en iyi şutör diyemeyeceğim ama ritmi yakaladığı zaman uzak ara en iyi şütör. Yani onun kullandığı bazı şutları yani Bobby Knight'ın falan oyuncusu olsa soyunma odasına götürür döver öyle geri gelir. Ama tutturduğu zaman da acayip atıyor. Ee, hiçbir zaman onun ısınmasına izin vermedi. Ama savunmada da yıprattılar. Yani bu tür oyuncuları zaten savunmada şey yapacaksın. Fenerbahçe Bayern maçında e, Fenerbahçe'nin karşısına Edwards'a yaptı. Oyunda tutamadı. Yani son e, ikinci yarının sonunda e, son şutu kullansın diye oyunu aldı. Çünkü savunmada şeyi kalmayacaktı, süresi kalmayacaktı. Üçlüyü soktu. Soyunma odasına gittiler yani. O açıdan... Efes'ten ben umutluyum. Yeni bir sakatlık olmazsa... E, evet biraz içeriden... Savunma gayretinin önemini... Enerjinin önemini artık e, bence net bir şekilde... Anladılar. E, Plyburn nasıl dönecek? Ne zaman dönecek? Nasıl etkileyecek özellikle de şimdi bu savunma oturursa. Çift maç haftasında da iki maçta da kendini gösterirse Clyburn döndüğünde nasıl bir Aa bu her şey yolunda ben e, çok fazla suyu bulandır mı bul bulandırmayım değil mi? <laughs> <laughs> bulandır e, nerede katkı yaparım? Ya ben de bu enerjiyi savunmada belki getirebilirim. reboundlara destek olurum gibi düşünürse Tabii bayağı geri düştü Efes ama e, yani bu kadar sakatlık işte Obra'nın son sezonu Fenerbahçe'de oldu en son benim hatırladığım. Yani Türkiye'de bir takıma. Ondan e, iki takımımızdan da umutluyum. E, ama işte o savunma bölümünü e, sert, yüksek enerjili, e, agresif mutlaka yapması lazım. Peki o halde Euroleague bölümümüze şimdilik nokta koyalım ve sıralamamıza <laughs> geçelim. Murat abinin iple çektiği, milyonların merak ettiği halatla. <laughs> Halatlı değil mi? Ee, sıralamamız bu haftaki sıralamamızda Türkiye Basketbol Liglerinde forma giymiş en centilmen oyuncuları ee, burada listelemeye çalışacağız. Bazı isimler yazdık. pek tabii kenara liste dışı liste içi. Ee, sizin de aklınıza gelen, bizim unuttuklarımız mutlaka vardır sizin de aklınıza gelen bazı isim başka isimler varsa videonun altına yorum olarak önerilerinizi bekliyoruz arkadaşlar. yapması zor oldu. Aslında gene çok hani belli başlı gerçekten özellikle centilmenliğiyle, sporcu, sportmen duruşuyla, profesyonel kimliğiyle ilk akıllara gelen belirli isimler var. Oralarda da zaten çekim öncesi de her zaman olduğu gibi biz böyle bir karşılaştırıyoruz. Küçük bir beyin fırtınası yapıyoruz. Orada da gene örtüşen isimler olduğunu gördük. ama nereden başlayacağım abi? Liste dışıyla mı girelim? Ee, ben liste yapmakta çok zorlandım. Ya şimdi Hala tabii, şu anda da e, değilim bu arada. Çok evet, isim var da. Sen bir gene benim bile izlemediğim o e, basketbol, futbol ve diğer sporlardan çok ayrı olduğu dönemi ben bilmiyorum. O dönemde profesörler yani e, eğitim seviyesi çok yüksek oyuncular eee işte Amiraller bilmem ne yani böyle basketbol oynayanların hakikaten çok belirgin diğer sporlara göre bir şeyi vardı eğitim seviyesi. Şimdi eğitim seviyesi yüksek olduğu dönemlerde mutlaka ve mutlaka zaten üç kuruş için oynanıyordu. Bizim es geçeceğimiz bir sürü eski yıldız vardır. Onlardan özür diliyorum. Çünkü hakikaten seyredemedim ama... Mesela Hüseyin Alp için öyle derlerdi yani. O kadar dayak yemesine rağmen. inanılmaz o hmm. fizikte... altın kalpli biriydi derdi. Hepsi vefat edenlerin... nur içinde yatsın. Biraz böyle geldiği zaman, geldiğimiz zaman... ben Eczacıbaşı'nda ve Fenerbahçe'de eee çalıştım Eczacıbaşı'nın o takımda e, bir ikisini aldım mecbur. E, yani Hakan Büyük Bayrak mesela e, belki hiç kimse ismini duymamıştır bile. İnanılmaz centilmendi ama ben onu biraz şeye bağlıyordum. Ya Eczacıbaşı o kadar <laughs> sinip süpürüyordu ki rahmetli Aydın abiyle yani e, hiç başarısız olmadığı için mi? ...acaba bu kadar rakibe iyi davranıyorlardı. Ya Fenerbahçe'de mesela... <laughs> ...inanılmaz... E, ...Gentleman oyuncular vardı. Hem Eczacı'da hem... E, ...şeyde... E, Efe Aydan ki ben onu... ...listeye aldım. E, biraz daha yaklaşırsak... ...benim listede olmayan... ...Kerem Gönlüm... E, ...Orhun Ene... Ya yani çok Damir Mürsic. Evet Damir Damir de biz programcısı Dorukla konuştuk. Damir'in de yani Hadi işinde gücünde, şutunda, da, sol driblingindeydi da, yani oynuyor. Oyununu oynar, o kadar. Başka bir sürü vardır. Ondan senin yani listeye girmeyip aklına gelenler var mı? Liste aslında senin söylediklerinden e, aslında onlar da benim listede şu anda Kerem Gönlüm var. Ya işte tabii. Güler ailesini tek bir e, teker teker de burada listeyi doldurabiliriz. Aynen. Ama o da biraz Güler listesine döne, dönebilir çünkü üç tane değerli basketbolcu yetişmiş bir familyadan evet. bahsediyoruz. E, zaman başlayayım ben ilk beş başlayalım. Mi? Aynen ilk 5 numaradan başlayalım abi. Şimdi 5 numara e, her zaman benim e, şeyimde ayrı bir yeri olan Mehmet Yağmur. E, çok özel kitapta da yazdım. E, çok özel bir karakter. Centilmen de oyuncuydu ki sert oynar, baskı yapar. Ee, Ergin Ataman Beşiktaş'ı çalıştırırken e, Beşiktaş taraftarıyla aram kötüydü. Galatasaray'ı çalıştırdı, Galatasaray'la. Efes'i çalıştırdı, Efes'le. Karşıya Karşıyaka'yla. karşıya Böyle bizim bir e, ilişkimiz var. E, yeni yeğeni de Beşiktaş futbol bölümünde çalışıyordu. Beşiktaş-Galatasaray play-off maçı, sabahın köründe Kıvancı aramış, demiş ki Murat abi maça gelmesin, önünü kesecekler. İsterseniz, işte Yiğiter'le anlatıyordum, Yiğiter'e de söyledim, Yiğiter ulu Yok dedim yani. Bunu bir kere yaparsan, o zaman her takım, her koç... Ben onu istemiyorum. Zaten sonunda öyle oldu da <laughs> binden ayrıldı <laughs> e, şeyim, ayrılış demeyeyim de neyse işte. E, şoför beni götürüyor. Hatta Lig TV'ken hep böyle bir şey vardı. İstersen çünkü kanalı da. İstersen maça gelme şeyi. Yani başkası anlatsın çünkü anons hmm. etmiyorlar ki önceden. Ama ben bileceğim. E, şoför beni şeyde bıraktı. E, salon için. basın basın kapısına kadar e, gitmek istedi Sinan Erdem de o üst geçit var ya ya sen beni oraya bırak ya ben e, Beşiktaş'a hep kendimi e, ya annem annem Galatasaray'dı ama Beşiktaş'a hep kendimi yakın hissetmişimdir dayımdan dolayı e, hem yönetimde yer aldı defalarca rahmetli Süleyman Seba'nın çok e, güvendiği bir isimdi. Bizi antrenmanlara götürür. Ben dedim ki ya, ben beşiktaş taraflarıyla bir şekilde e, anlaşırım. Hakaner indim yürümeye başladım, baktım arkadan gelenler var. Ben de telefonda konuşuyor gibi yapıyorum, etrafı şey yapıyorum. Tam merdivenlerden indim. Bir grup benim önümü kesti. Ama öyle saldırma falan yok e, şey maçında olduğu gibi. Abi dedi ne kadar ayıp etmişsin. Biri bana resmini yolladı geçen sene. E, Anlaştıktan sonra fotoğraf çektirdik. Bir tanesi bana o şeyi yolladı. 20 küsür saniye kadar, bunları hep böyle gazlıyor kim o acaba? 20 küsür saniye kadar işte biz 7 sayı mı 8 sayı mı ne öndeyken bu maç daha bitmedi. Galatasaray'ın hala şansı var gibi bir şey söylemiştim şimdi tam hatırlamıyorum tabii. Ya dedim buna mı kızdın? Ya yani bu olay bundan mı kaynaklanıyor ya dedim. Yani siz hiç e, Tracy McGrady, Reggie Miller'ı görmediniz mi? Basketbolda yani e, her şey olabilir bu süreç içinde. Aa falan filan işte sohbet etmeye başladık. Şu bu falan. Bir saat orada sohbet ettik. Şimdi salon içinde tabii Beşiktaşlılar da bunu biliyor. Bu duyulmadı tabii. Benim e, taraftarla fotoğraf çektirdiğim, kucak kucağı olduğum falan filan. içeri girdim. Mehmet Yağmur da ısınıyordu. Beni görür görmez. Benim yanıma geldi, şöyle sarıldı şeyime, şeye kadar götürdü benim. Hiçbir şey olmadı ama o tabi bilmiyor şey, bu tribün de çok enteresan. Dışarıda olan hemen içeriye de haber geliyor ya. Yani. <laughs> <laughs> Hiçbir küfür, yuhlanma, bir şey atılma falan olmadan Yiğiter'in yanına götürdü beni. Onu hiç unut unutamam. Ee, yani hakikaten yürek isteyen de bir davranış. Ondan ben Mehmet Yağmur'u beşe koydum. Evet sen Mehmet Yağmur'la başladın. Aslında Mehmet Yağmur da benim düşündüğüm... E, hatta ilk 5'e de gene de e, aldığım bir isimdi. Çok da severim kendisini. Ben de. Seninki gibi böyle bir spesifik bir hikayem yok ama... Tabii senelerce basketbol muhabirliği yaptığım için... Sahada çok fazla maçına, çok fazla... Ki pozisyonu gereği şimdi kenardan belli bir seviye enerji sokması için de kullanılan bir adamdı. Öyle senden enerji ve yüksek enerji ve efor beklenirken belirli centilmenlik kriterlerine uyman da bazen kolay olmayabiliyor. Çok evet. tuzaklı bir rol orası. Ama ben Mehmet'i gördüğüm kadarıyla, izlediğim kadarıyla hiçbir zaman oradan da çok fazla şaşan, sağ içerisindeki o duruşunu bozan bir adam olmadı. E, fakat benim 5 numaram değil. Bunu 4 numarada kendisine yer vereceğim. O zaman onu e, değerlendiririz. Benim 5 numaramda Tamer Oyguç var. Ha, Tamer de öyleydi. Aynen Tamer abi. Abi işte o FS takımı da esasında. Tabii onu konuştuk. Biraz, Biraz Var Ezacı başı gibi. O kadar e, domine etti ki. Ya Tamer ya Tamer'i unuttum ya hakikaten. Evet tabii. Ö, özür dilerim Tamer. Aklımda o takımdan hep bir saat. <laughs> <laughs> Mirsan, Mirsan, nasıl bir profil orayı domine etmiş değil mi? Herkes. Abi Konrad da çok şeydi. <laughs> Gentleman sadece rahmetli e, oyununu oynar. E, Namoshi öyleydi. Murat Evliyaoğlu öyleydi. Doğru o takımı... O takımı, Volkan Aydın. O takımı... Volkan Aydın da... E, o da e. sessiz sedasız. Aynen. E, bir de şimdi Efes'i konuşurken e, Fenerbahçe'de de üstün öngel vardı. Şimdi aklıma geldi onu da unutmayayım. O da inanılmaz centilmen e, bir oyuncuydu. Hakikaten yani çok kaliteli isimler geldi ama ben dört numaraya Eczacıbaşı başı e, şeyimden tecrübemden Melih Erçin'le Efe Aydan'ı koyuyorum. E, i̇kisi de inanılmaz liderler. E, Efe Fenerbahçe'ye gittikten sonra Meli Melih Erçin ki onu da yakından tanıma şansım oldu. Çok severim. Çok saygı duyarım. Yani böyle liderler vardı ya bir kere yürüyüşü falan hala şey. Allah uzun ömür versin. Ee, şey gibi böyle yani. General, bir tavır. Var general var gibi. Yani e, çok büyük bir lider. Çok iyi bir görev adamıdır. Hani e, şey o, o, Neydi Anunobi için şey diyorlar ya görev adamının süper yıldızı hmm. Melih de öyleydi. O Eczacıbaşı takımlarında da onun da müthiş bir payı var. 4 numaraya o ikisini koydum. Evet benim 4 numaramda da aslında Tamer abi anons etmeden önce güzellemesini bolca yaptım Mehmet Yağmur. <laughs> <laughs> Oraları bir daha e, yani çok severim. Bir daha da geçebiliriz de ama hakikaten e, çok da şimdi zamanı da almayalım. Mehmet az önce bahsettiğim gibi hakikaten centilmenliğiyle, sporcu duruşuyla e, hem sağ içi hem sağ dışı e, örnek olmayı hak eden adamlardan biri benim adıma. E, <laughs> üç numara, 3 numara da ben Kerem Gönlüme, bizim KG'mize gittim. Kerem de ya yani ben Kerem'in de mesela hiç herhangi bir sağ içerisinde ki o da agresif oyuncudur yani. Tabi ama yani bir agresyon yapıyorsa pozisyon gereği bir sert faal yapmıştır ki genelde de öyle bir şey yapıyordu. çok isteyerek yaptığı pozisyonları olmuyordu. Ama hiçbir zaman da rakibin üstüne giden hakeme itiraz eden rakiple diyaloğa giren hatta tam tersine onun dışında bir, bir arkadaşı ya da rakip bir oyuncu varsa bile hep araya girip yumuşatmaya çalışan... bir profildi. Bence o da... basketbolu hatta geç başladığı için hani birçok konuda da ilham olacak ve... yeni nesil için tanınması gereken profillerden bir tanesi bana kalsa benim 3 numaram KG Kerem Gönlü. Benim 3 numaram... Harun Erdenay. Ben böyle bir insan görmedim yani. Harun'u anlatmak, evet. Harun'u seyretmek... yani böyle güzel, hafif sesli akan bir nehrin yanına git, sen de içine al ve Harun'u seyret gibi ya da müthiş bir ressamın hani hızlandırırlar ya şeyi. İnanılmaz bir yetenek, inanılmaz bir insan. Estetik. Ben onun biriyle tartıştığını bile hatırlamıyorum. Aynen. Ki özellikle Avrupa maçlarında onu yavaşlatmak ve durdurmak için de sertlik yaparlardı. Çünkü onu tek başına bırakırsam... E tabii skorer ilgiler. adamı durdurmanın en kolay yolu... ...bir tane faul, mesaj faulü. Yani <laughs> Hele ki o yıllarda. Abi skorerden ziyade yani... ...her şeyi o kadar sanki kolaymış gibi yapardık ki. Aynen. Yani... ...bir belgesel... ...çektiler... ...benle ilgili İZ TV'de. İZ'di galiba. Spor sergiden... Abdi İpekçi'ye... Geçiş. İşte ikisinde de şey olduğum için Harun'u da yani ikisinde de oynamış oyunculardan birkaç tanesiyle röportaj yapmak istediler. Harun kırmadı tabii ki hiçbir zaman kırman zaten geldi. Tam işte ışıkları falan hazırlıyorlar. Normal kıyafet var, bir de palto. Abi bir üçlük atmaya başladı. Sen niye bıraktım dedin ya. Ama 3, 5, 8, 10, 12, 15. inanılmaz bir yetenek, bilek ve insan. Üç numaraya onu koydum. Aynen. Benim iki numaramda aslında Harun abi var. Hatta Harun abinin yanına bir parantez açtım da orada bir küçük bir hile mi yapmış olurum bilemedim. Bir de Orun abiyi de oraya eklemeli miyim ...acaba diye bir e, ikileme düştüm. E, i̇kisi de çok... ...zaten hani ne kadar büyük... ...ne kadar değerli... E, ...oyuncular olduğundan çok da bahsetmeye gerek yok. Ben de İstanbul Teknik Üniversitesi alt yapısındayken... ...tabii Harun abinin orada... E, ...Kemal amcanın... E, ...çıkışlarına, fırçalarına... ...ceza antrenmanlarına çok maruz kalmışını gördük ve... ...Kemal amcanın da... ...Harun abi en çok zorladığı... ...konulardan bir tanesi pek, pek tabii ki... ...centilmen olma demiyordu ona... Ama biraz daha yırtık ol ee, ve gerçekten o yırtıklığını arada bir ısır arada bir ısır hiç değilse derdi yani git gerçekten e, ne bileyim futbolda Zididin Zidan da öyledir ya hani her zaman gol atmaz ama öyle bir estetik ki sanatçıdır yani <laughs> yok ama hakikaten gö gözümüzün pasını <laughs> doğru, alır ya doğru. Harun abi gerçekten öyleydi acayip yumuşak acayip mükemmel bir bilek ee, hakikaten en zor atışları bile çok kolay gösteren e, çok acayip bir yetenekti. Bunun yanı sıra da centilmenliği, e, işte gene sağ içerisinde, sağ dışındaki duruşu. Bunları söylediklerimizin benzerini Orun abi için de söyleyebileceğimizi düşünüyorum ben. E, i̇kisini ben küçük bir hileyle, e, iki büyük basketbol efsanemizi iki numaraya yazdım. E, i̇ki numarada o dönemin, yani Türkiye'ye ilk geldiğim yılların e, iki tane çok... E, önemli gardı var. Ömürden Kısa Gün ve Aytek Gülkan. Aytek zaten bütün kızlar aşıktı. Sarı saçları saçlar böyle. Ee, ömürden de ikisine de Allah uzun ömür versin. Hayatımda tanıdığım sadece basketbol sahası içinde değil, e, en centilmen, en düşünceli, e, en temiz kalpli insanlardan bir tanesidir. E, o zamanlar nasıl gardlar vardı abi? Meli, Meli saydık, şimdi Güler ailesine geleceğim biraz da... E, ...biri açıklamış oldu. Necati var, Aytek var. E, hakikaten ya. Yani şimdi gard arıyoruz. O zaman... ...her yerden e, tabii gard, aslında işte gard fışkırıyor. Orun abi, sonrasında Kerem... E, ...o zamanlar bile aslında o pozisyon için çok ciddi kan kaybettiğimiz konuşuluyordu, hatırla. Yani Murat abi. Yani 90'ların ortaları, sonları, Orun abinin kariyerin sonuna doğru işte Kerem oraya entegre edilmişti. Ama Kerem'in bile tek başına daha yalnız kaldı, daha yetersiz kaldı falan en, konuşuluyordu. Engin Atşur vardı. Ee, Ki şu anda hani... Aa şeyi unuttum ya. Hay Allah. Hüsnü Çakırgil. Hmm, Gentleman's Club'da mı? O da öyleydi ya. İlk beş, Hüsnü en Gentleman 5 listeye mi? Yani en azından adı geçenlere işte ben de Kerem Gönlüm, Orhun Ene, şey Hüsnü Çakır Damir Mürsic. Hmm. Tabi. Neyse. Bire gelim. Bir de herhalde aileyi koydum. Necati ile. Bir aileyi karşımıza almak istemedik. yani, <laughs> yani o kadar. Necati ile ezacı başında çalıştık Necati Güler'le. Ee, çok çok değerli bir insan. Ee, çok çok da iyi bir basketbolcuydu. Ee, uzun pası onun kadar e, kolay veren o zamandan bu yana abi tabii. belki kalaytısı var. Kulaç, kulaç boyu biliyorsun ailenin. Genetiki orada bir cheat var. Ee, cheat kod var orada. <laughs> ama aynı şeyi iki oğluna da vermiş. Murat Can da Sinan da çok çok centilmen oyunculardı ondan yani şimdi üçünü ayırsam ilk beşi belki domine edecekler ondan ben Güler ailesi diye hepsini birleştirip ilk sıraya koydum evet yani şimdi zaman zaman sadece basketbolda değil bu az önce listelediğimiz isimlerde var mı bilmiyorum ama şimdi futbolda bazen şeyin örneğini görüyoruz şimdi Çağrı'yla belki Doruk dahi iyi örneklerle Burayı güçlendirebilirler de sağ içinde bir profil oluyor. Çok iyi. Sağ dışında tam tersi oluyor. Ya da tam tersi sağ dışında deli, sağ dışında acayip örnek karakter. Yani bizim futbol dünyamız bunlarla dolu. Ama şimdi mesela Sinan, Muratcan, Necati abi örneğine şimdi bakıyorum. Abi sağ içinde neyse sağ dışında da o. Ve hani gerçekten ailenin verdiği eğitimin mutlaka ki dışarıda aldıkları eğitim, öğrenim de çok ...katkı yapmıştır ama... ...çünkü ben onları 10 yaşından beri falan tanıyorum... ...ne kadar değerli... Ha, ve, sen tabii o tabii ...ne kadar var. belirleyici... ...hakikaten sizin... ...karakterinizi ne kadar yön verdiğinin de... ...bence ispatı yani çünkü... ...Necati abinin... ...hikayeleriyle zaten biz Muratcan ve Sinan'la... ...işte birlikte top peşinde koşarken... ...onun hikayeleriyle büyüdük ve... ...Necati abi bize nasıl anlatıldıysa Muratcan da Sinan da... ...ona döndü gözümüzün önünde... ...hakikaten çok... ...net eee centilmen sporcunun, doğru sporcunun herhalde en iyi üç örneği tek bir aileden. Çok değerli. Ekleyeceğimiz unutul başka isim ya var. Unuttum, mı? Kesin vardı da. şimdi düşünürken e, Gülerler dediğinde mesela ben e, Ersin'i örneklendirdim. E, Ersin Görkem dedi mesela Ersin. Evet. Yani çok var, çok var ama e, eczacı başından ayrılmış, Efes'e geçmişti. Kara Mehmet için de aynı şeyler hmm. söylenir. Ama işte o kadar herkesi ezdiğin zaman Herhalde biraz mütevazi olmuyor ama... Karamehmet'le sonra federasyon da çalıştık. O da çok... şey... iyi bir insan, temiz kalpli. Evet, şimdilik bu haftalık... sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine zihin açıcı, beyin tokatlayıcı e, ufuk genişletici. Çabuk bir de, Şu Listemizde, <laughs> <laughs> karşınızdayız. En iyi blok yapanı oyuncuları listelemeye çalışacağız. Programımızı yavaş yavaş kapatalım. Türk mu? oyuncular. Türk oyuncuları. Murat abicim sana getirdiğim jambonlu ve mozarellalı sandviçle umut teşekkür. ediyorum. Önümüzdeki teşekkür. dakikalarda güzel doyumlar. Teşekkür var. ederim. Sana da afiyet, <laughs> afiyet olsun. Evet biz izlediğiniz için teşekkür ediyoruz önümüzdeki hafta. Yeniden Şerli ile Hepileri de Basket burada bol ekranlarında. Murat Batıksan oyunda şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.